Hoş geldiniz. Değerli takipçilerim, yıllardır yaptığım videolarla resmi tarihin bizlere sunduğu zaman skalasına inanmadığımı sizlere belirttim. Kendimce kanıtlar sundum. Tarihçilerin hiç anlam veremediği, hangi zamana ve uygarlığa ait olduklarını çözemedikleri bazı buluntulardan ve objelerden bahsettim. Bunları bazen fotoğraflar eşliğinde sizlere sunmuştum. Bu kez Avusturyalı bir araştırmacının bizlerle benzer düşündüğünü ve 2010 yılında adına Avalon projesi verdikleri bir çalışma sonucunda çok önemli bulgulara ulaştığını göstermek istiyorum. Belki en bilinenden başlayacağız ama sabırla izleyin, olaylar nerelere gidiyor göreceksiniz. Bazı buluntular ve saptamalar eminim sizleri de şoka sokacak. Hazırsanız başlayalım. Araştırmacı Klaus Dona birkaç yıl önce verdiği bir röportajda sunum halinde bazı görseller ve açıklamalarda bulunuyor. Bunların üzerine ben de eklemeler yaptım ve bazı bölümleri çıkarttım. İlk olarak bu piramitlerle karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi birçok piramit var. Bu piramitler tek bir bölgede bulunmuyorlar. Dünyanın farklı coğrafyalarında, hatta kıtalarında yer alıyorlar. Gördüğünüz gibi birbirlerine oldukça benziyorlar. Hemen ilk akla geleni soruyor ve saptamada bulunuyoruz. Bu piramitleri ne zaman ve kimler inşa ettiler? Bu soruların cevabı belki bir gün bulunabilir. Ancak basit bir akıl yürütme yapınca birbirlerinden bu kadar uzakta bulunan bu yapıların benzerliği bize küresel bir medeniyetin varlığını gösteriyor. Yani dünya üzerinde devasa ve tek bir medeniyet vardı. Ancak bu uygarlığın kaç bin yıl önce var olduğunu bilemiyoruz ya da kestiremiyoruz. Belki bazılarınız 1984 yılında Japonya'da yürütülmüş olan araştırmaları duymuştur. Projenin adını ve yapanı hatırlamayabilirsiniz ama deniz seviyesinin 25 metre altında bulunan bir taş piramidin olduğunu görmüş olabilirsiniz. Görüntüler herkesi büyülemişti. Buluntu adalardan oluşmuş Japonya'nın güneydoğusunda yer alan Yonaguni Adası civarında gerçekleşmişti. Fotoğrafta gördüğünüz bu anıtların ya da yapıların doğanın eseri olduğunu söyleyen birçok arkeolog var. Ancak bölgede yıllarca çalışmalar yürütmüş olan Profesör Masaaki Kimura kesinlikle öyle düşünmüyor. Onun haklı olduğunu gösteren deliller var. Öncelikle sadece bu ada değil, yakınında sağ taraflara doğru çok benzer birkaç yer daha keşfetmiş profesör. Bu ne olduğu hala tam bilinmeyen yapının iki platformunun üzerinde kaplumbağa ve kartala benzeyen devasa taş heykeller var. Evet, doğa pek çok şey yapabiliyor, hatta mükemmel eserler sunuyor, kabul ediyoruz. Bakın, Kapadokya'da bize bir yandan bakınca deveye benzeyen oluşumlar da veriyor. Ancak bu şekilde tamamlayıcı yapılar değiller. Ayrıca bunu doğa yapmışsa diğer taşlar neredeler? Buyurun bakın, sokaklar bulundu. Roma Kolezyumu gibi bir stadyum bulundu. Taştan yapılmış koltuk sıraları ve merdivenler var. Burada kocaman bir taş kaplumbağa var ve bu büyük anıtın karşısında bir dalgıcın ne kadar küçük olduğunu da görebilirsiniz. Burada ise merdivenlerin yukarı çıktığı bir sokağımız var. İşte yine bu devasa anıtın boyutunu anlamak için çok yakından çekilmiş bir fotoğraf. Hadi başka bir görsele geçelim. Burada sağ üstte bazı dünya haritalarını görüyorsunuz. Kristof Kolomb Amerika'ya gelmeden çok önce kullanılan Piri Reis haritasını hepimiz iyi tanıyoruz. Bu haritanın 16. yüzyıl başlarında ne kadar mükemmel yapılmış olduğuna hala şaşırıyoruz. İspanya ve Portekiz'i gösteren bölümün haricinde Batı Afrika'nın bir bölümü ve ayrıca Güney Amerika'nın bir parçası bulunmakta. Yüzyıllar önce bu kadar mükemmel bir haritanın nasıl yapılabildiği hala büyük bir sır. Bu resimde göstermediğimiz Piri Reis haritasının geri kalanında da Antarktika'yı buzsuz görebilirsiniz. ve 1956'da araştırmacılar Antarktika'daki buz kütlesinin altındaki dünyanın tam olarak Piri Reis haritasının gösterdiği gibi olduğunu keşfettiler. Dolayısıyla Piri Reis haritasının bilgileri en azından 10 ila 12 bin yıldan daha eski olmalı. Ancak bir sonraki soru, böyle harika bir dünya haritasını kimin yapabildiği ve nasıl bilinebildiğidir. Aynı resme devam ediyoruz. Bu sefer yukarıdaki resim, Athanasius Kircher tarafından yapılmış haritayı görüyoruz. Haritada Atlantis kıtası yer alıyor. Haritayı ters çevirdiğimizde bu gizemli kıtanın Avrupa, Amerika ve Afrika arasında olduğu gözüküyor. Ve aşağıda sol tarafta büyük bir taş dünya haritasının farklı yüzlerini görebilirsiniz. Bu taş dünya haritası 1984'te Ekvador'da bir yeraltı tünel sisteminde bilinen ve mevcut hiçbir Kolomb öncesi Güney Amerika kültürüne gerçekten uymayan diğer 350 eserle birlikte bulundu. Bu taş haritadaki beyaz çizgi doğal bir kuarts hattıdır. Burası dünya taş haritasının ön tarafıdır. Yaklaşık olarak Orta Doğu'da Suudi Arabistan'da bulunan kısmı görüyorsunuz. Göz biçimindeki kakılmış işlemeyi bu gözden sağa ve sola doğru giden doğal bir beyaz hattı, sağa giden hattın Hindistan ve Tayland üzerinden geçişini görebilirsiniz. Ayrıca sağ tarafta Profesör Kimura'nın araştırmalarının kendisinde en kuzeydeki Japon adasından başlayarak Tayvan'dan sonra uzak aşağıları kadar uzanan yerde bir zamanlar dev bir kıta bulunduğunu düşüncesini uyandıran uzun bir ada var. Fakat o zaman bu dünya haritasının en az 10 ila 12 bin yıldan daha eski olması gerekir. Ve işte arka taraf. Ve sağ tarafta Atlantik'ten geçen kuvars hattın günümüzde artık var olmayan bir kıta olan Atlantis'ten geçtiğini görebilirsiniz. Sonra beyaz çizgi Güney Amerika'nın bir kısmından geçiyor ve burada bir yakın çekim var ve tam olarak Guayaquil Körfezi'ni ve kuzeye giden çizgiyi ve bu eserlerin bulunduğu yeri tam olarak gösteren yuvarlak oymayı görebilirsiniz. Ayrıca dünya çapında mevcut olan en kaliteli suyun da burada olduğunu belirtelim. İşte şimdi hayret verici bir buluntuyu göreceksiniz. Ekvator'da aynı yerde bulunan yukarısında göz işareti olan bir piramit. Bu 13 basamaklı piramidin tepesinde oyularak işlenmiş göz var. Piramidin renkleri gri ve beyazdır. Bu parıldayan göz ve basamak sayısı bize hemen bir Amerikan dolarının üstünde yer alan piramidi hatırlatıyor. Bu büyük benzerlik çok şaşırtıcı. Bu piramide siyah ışığı yansıttığımızda göz çok güçlü bir şekilde parlıyor ve gerçekten bir göze benziyor. Ama dikkat! İnsan gözü gibi değil. Dikkatli bakın lütfen. Burada gözün yakından görünümü var. Dolgunun renklerini daha net görebilirsiniz. Piramidin dibine baktığımızda şaşırmaya devam ediyoruz. Küçük dolgular var. Kakılmış olan bu dolgular altın plakalarla yapılmış. Ama en ilginci Orion Takımyıldızı'nın net bir şeklini vermeleri. Bir de yazı var. Harfler ya da rakamlar. Bu yazıyı kim okuyabilir dendiğinde imdadımıza German Dil Derneği Başkanı Prof.Kurt Schildmann yetişiyor. Schildmann 40'tan fazla dili mükemmele yakın derecede biliyor ve alfabeler konusunda uzman. Profesöre göre bu yazı bilinen en eski yazılardan olan Sanskritçeden bile daha eski. Ve tüm bilgisine dayanarak bu 4 harfin çevirisini şöyle yapıyor. Yaratıcının oğlu geliyor. Aynı yazıyı çeşitli ülkelerde, örneğin Ekvador'da, Kolombiya'da, Illinois Birleşik Devletler'de, Fransa Glozel'de, Malta Adası'nda, Türkmenistan'da ve Avustralya'da görebiliyoruz. Son olarak İtalya'nın Güney Kalabriya'sında sadece birkaç yıl önce taşların üzerinde yine aynı yazı bulundu. Daima üzerine aynı yazı ile yazılmış taşlar, seramikler ve terrakota denilen pişmiş toprak kap ve çömlekler bulunmaktadır. Bu da demektir ki bu yazı bir zamanlar tüm dünyada mevcuttu ve Sanskritlerden daha eski bir zamanda 6000 yıldan daha öncesinde kurulmuş küresel bir uygarlık vardı. Profesör Schildmann ayrıca bu yazının Indus yazısıyla ve Paskalya Adası yazısıyla az da olsa bir benzerliğe sahip olduğunu söyledi. Schildmann'ın da belirttiği üzere Sanskrit yazısından daha eskiydi. O bu yazıyı ön Sanskritçe diye adlandırmıştır. Bu taşın üzerinde üstte iki gözü görebilirsiniz ve sonra birinin sağ eli piramidi tutarken sol eli piramidin üstüne koyulmuş halde resmedildiğini görüyoruz. Bu gözlü piramidin nasıl kullanılacağını gösteriyor olabilir. Şimdi başka bir taşa geçelim. Bu taşın üzerinde bir oyma çizim görüyorsunuz. Bir taşın üzerindeki adam oturur vaziyette. Daha önceki nesnede gösterildiği biçimde piramidi tutmakta. Gözlerinden ışınlar çıkmaktadır ve sağ tarafta selam verir gibi eğilmiş iki kişi görüyorsunuz. Kafasında küçük bir miğfere benzeyen bir şey var ve bu miğferden adamın üzerindeki garip bir nesneye doğru çıkan anten gibi bir şey var. Şimdi bu fotoğrafta metal bir kask ya da miğfer görüyorsunuz. Metalin ne olduğu hala bilinmiyor. Dikkatli bakınca miğferin ortasında siyah bir yer var. Orası eksik veya kırılmış. Bir önceki taşta miğferin üzerindeki anteni hatırlayınca bu eksik yerin üzerinde bir anten olabileceği düşünülüyor. Aynı yerden çok tuhaf bir başka bulgu da büyük bir yeşim kupa ve onun etrafındaki 12 küçük yeşim kupadır. Bu 12 yeşim kupa insan yapımıdır ve her birinin boyutları biraz farklıdır. Yani belli bir standart tutturulamamış ya da bilerek öyle yapılmış. Ancak küçük kupaları suyla tam doldurup büyük kupanın içine boşaltınca büyük kupa mükemmel şekilde doluyor. Bir başka garip şey ise küçük kupaların ya da bardakların üzerinde bulunan numaralar. Maya sayılarına benziyorlar. Ancak bunları Maya sayılarıyla karşılaştırırsak bazı küçük farklılıklar olduğunu görebiliyoruz. Ve büyük fincanda Orion Takımyıldızı ile diğer yıldızları da gösteren mükemmel bir oyma görülüyor. Çok şaşırtıcı bir şey daha var. Büyük kupanın içi çok manyetik ama kupanın dışında neredeyse hiçbir şey yok. Profesyonel jeologlar bunun imkansız olduğunu söylüyorlar. Çünkü bir taşın içinde metal parçacıklar varsa her iki tarafta da aynı manyetikliğin olması gerekir. Burada büyük kupanın yakından görünümü var ve takım yıldızların mükemmel bir yerleşimini görüyoruz. Üzerine siyah ışık tuttuğumuzda ise çok parlak bir şekilde ışıldıyorlar. Bu fotoğraflarda siyah ışık altında parlayan garip bir metal ile işlenmiş sayıların tarzını açıkça anlayabileceğiniz bir takım küçük kupalar var. İşte bu fotoğrafta yeşim taşından yapılmış başka bir plaka görüyoruz. Aynı büyük kupadaki takım yıldızı oyması mevcut. Bir de kafasını kaldırmış o yıldızları gözleyen iki kişi var. İşte bu da aynı objenin siyah ışık altında çekilmiş fotoğrafı. Çok daha net anlaşılıyor. Bu bir zamanlar şekillendirilmiş kahverengi sert bir taşmış. Taşın ortasında renk siyaha dönüşmüş. Doğada genelde böyle olmaz. Yakından bakarsanız gözleri kapalı, ağzı ve burnu olan uzun sakallı ve uzun saçlı bir surat görebilirsiniz. Sol tarafta ise surat ve ayrıca taş maalesef kırık durumdadır. Burası taşın ters tarafıdır. Bir spiral ve bir üçgen görüyoruz. Üçgenin merkezi oldukça manyetiktir. Bu da siyah ışık altında parlamaktadır. Bu sefer bir kobraya ait arka taraf fotoğrafı var. Güney Amerika'da kobra asla var olmamıştır. Ancak bu da aynı yerde bulunmuştur. Kobra kafasının bu tarafında 33 tane yatay çizgi bulunmaktadır. 33 sayısı denince akla ilk önce Masonluktaki 33 derece gelse de 33 çok uzun zamandan beri oldukça mistik bir sayıdır. Sol ve sağ taraflarda 7'şer nokta var. Belki bunlar çakra noktalarıdır. ve siyah ışık tutarsanız bu kobra kafası da parlamakta. Burada bir diğer nesne de mükemmel işlenmiş bir yunus kafası. Bu eserde siyah ışık altında parlıyor. Bu fotoğrafta bir tür taş miğfer var. Bu granit taş miğferi omuzlarınıza takabilir veya başınızı içine koyabilirsiniz. Ve bu miğferde gördüğünüz işlenmiş ya da oyulmuş noktalar için bazı uzmanlar insan kafasındaki akupunktur noktaları olduğunu söylüyorlar. Burada nasıl kullanılmış olabileceğini görüyorsunuz. Buyurun bir başka buluntu. Yeşim taşından yapılmış bir yılan figürü. Bunun da işleme noktaları siyah ışık altında parlıyor. Burada arka tarafı çok kusursuz kazınmış bir eser var. Bu da demektir ki bu parça alnınızın üzerine koymak için kullanılmış olabilir. Burada siyah ışıkta da parlak bir şekilde ışıldayan bir spiral katma ile bir yeşim levha var. Yeşim plakaya yerleştirilmiş 7 halkayı ve ayrıca siyah ışıkta parıldadığını görebileceğiniz bir diğeri ki belki bu da 7 çakranın bir sunumu olabilir. İşte orada bulunan seramiklerden biri. Bu bir başyapıt. Can alıcı soru şu: bu eseri tek parça seramikten nasıl yapabildiler? Burada Ekvador'da bulunan başka bir piramidal taş var. Üstte piramidi ve ünlü tek gözü görüyorsunuz. Ayrıca birkaç spiral ve sembol var. Bazıları Churchward'ın 1880'de Hindistan'da bulduğu Nakaal tabletlerine çok benziyorlar. Daha önce videolarımıza sıkça belirttiğimiz gibi bu tabletler Batık Mu Kıtası'ndan bahsediyordu. Göz kakmalı piramidal formda başka bir taş görüyoruz. Burada yine gözle piramidi görebilirsiniz ve altta bize Mısır'daki 3 piramitleri hatırlatan 3 yıldızı olan Orion Takımyıldızı'nı görüyorsunuz. Şimdi bir seramik heykelimiz var. Oturma tarzının bilinen Kolomb öncesi Güney Amerika tarzı olmadığını görüyoruz. Daha çok Asya'daki lotus oturuşuna benziyor. Bu heykelin üzerinde bazı noktaları olan bir başlık var ve bu şekil sıkça görülen Buda heykellerine oldukça benziyor. Ağzında bir yılan tutuyor. Yılan oldukça mistiktir ve çok sıklıkla temsilde kullanılan bir nesnedir. Bu da demektir ki bu heykel günümüzde var olan ya da Kolomb öncesinde bilinen herhangi bir kültürden kalmış değildir. Hatırlarsanız size daha önce Mısır'la ilgili yaptığım videolarda Uraeus denilen yılanın, yani bir çeşit kobranın firavunları koruduğundan ve daha fazla detaydan bahsetmiştim. Bildiğiniz gibi yılan Mısır'da da çok önemliydi. Bir diğer heykelin nasıl oturduğunu görebilirsiniz. Daha çok Asya stiline benziyor. Kafasına iyi bakınca şeklinin biraz tuhaf olduğunu görmekle beraber esas alnının üstünde kurbağa kafasına benzer bir figür görüyoruz. Mistik kurbağa figürü Güney Amerika kültüründe görülen bir sembol olmakla beraber Afrika ve Asya'da da görüldüğünden videonun başında küresel bir dünya uygarlığı varlığından söz etmemize engel olmuyor. Bu resimde sol elinde bir tür levha tutan bir başka keramik heykel bulunmaktadır ve esasında bu heykel Kolomb öncesi bir kültüre aitmiş gibi durmamaktadır. Bu da yılanlı bir sopa tutan çok garip bir eser. Gene burada yılan var. Soru şu: heykeli yapılan bu insan kim? Bu fotoğraf Bolivya'daki Altiplano platosunda çekilmiştir. Arkeologlar ve araştırmacılar en az 4000 yıl önce Arjantin'de çok büyük bir çarpmanın meydana geldiğini ve bu çarpmadan kaynaklanan şok dalgasının Bolivya'daki Altiplano'da bulunan birçok taş yapıyı yıktığını tespit ettiler. Burada Bolivya'da Tiwanaku yakınlarında çok garip bir yer olan Puma Punku'nun resmi var. Ve üzerlerindeki kusursuz işçilikle birlikte yıkılmış tonlarca ağırlıktaki taş plakaları görüyorsunuz. Belki de bu yıkım Arjantin'deki büyük çarpmadan kaynaklanan bir tepkimedir. Bu fotoğraflarda Bolivya'da, Tiwanaku'da bulunan ve Güneş Kapısı diye adlandırılan yapının ortasındaki İtalyan araştırmacı Giancarlo Bonfanti'yi görüyorsunuz. Bazı araştırmacılar Güneş Kapısı'nın bu tarafında üste bulunan heykelciklerin Venüs takvimini gösterdiğini yazmışlardır. Burada ise Puma Punku'daki büyük taş plakalardan biri var. Taş işçiliğinin ne kadar mükemmel yapıldığını görebilirsiniz. Soru böyle kusursuz bir işi basit aletlerle nasıl yapabildiler? Bu bölgenin yakınlarında 2,6 metre boyunda iskeletler bulundu. Yani 260 santimetre diyoruz. Bu resme bakın şimdi. Bu iskeletlerden birine ait kafatasını gösteriyor. Kafatası deforme olmuş gibi görünüyor. Ancak kesinlikle bu kafatasları deforme olmuş değildir. Doğal biçimde oluşup yumurtaya benzemişler. Bu fotoğrafta bu kafataslarının çenelerinin ne kadar güçlü olduğunu görüyorsunuz. Bu da önden görünüş. Ve en ilginç olan fotoğraflardan biri. İşte budur. Çünkü kafatasının üst kısmında Homo sapiens, yani günümüz modern insan kafataslarında gördüğümüz 3 adet plakanın bulunmadığını görüyoruz. Bu da bize bu iskeletlerin Homo sapiens olmadıklarını gösterir. Bu iskeletler üzerinde bir DNA testi ve yaş tespiti yapmamız mümkündür. Çünkü uzun zaman önce ne tür insanların yaşadığını ve ne kadar zaman önce yaşadıklarını çok merak ediyoruz. Ama o test hiçbir zaman yapılmıyor. Sonraki resimlerde size gerçek devlerin yakınlarında bulunan bir takım eserler göstereceğim. Bu maskeyi takıp gözlerinden bakmaya çalışınca kafanızın küçük kaldığını anlıyorsunuz. Çünkü bunlar 2,6 metrelik iskeletlere aittirler. Yani devlere aitler. Bizim kafamıza ve ölçümlerimize ait olmayan bu maskelerin bu yüzden fazla büyük olduğunu şimdi anlıyoruz. Bu da Bolivya'dan bir başka maske. Çok güzel oymalı. Daha başka birçok kültürde de bulduğumuz bir sürü spiralli ve simgeli bir başka maske daha var. Bu çok ağır bir taş heykelciktir ve üstte yine bu arka taraftan aşağıya inen bir yılan kafasını görebilirsiniz. Bunları biz Karahan Tepe'de de görmüştük. Buyurun benzerlikleri. Bu da ters taraf. Yılanı yine görüyorsunuz. Bu da demektir ki tarihimizin geçmişinde yılan çok önemliymiş. Bu resimde bir taş flüt görüyorsunuz. Garip olan ise bu taş flütlerin çıkardığı seslerin titreşiminin beyin dalgalarımızla aynı olmasıdır. Bu da demektir ki belki bu flütler meditasyon veya başka türden iyileştirme amaçlarıyla kullanıldılar ve her iki delik birbirleriyle kusursuz şekilde bağlanmıştır. Bu bir gemi şeklidir ve en sonunda 3 adet flüt borusu var. Fotoğraflarda bunların ne kadar mükemmel yapılmış olduklarını sizler de görüyorsunuz. Bu da başka bir flüt, çok ufak. Bunu yalnızca çok yumuşak üfleyerek kullanabilirsiniz. Sesi yunuslarınki gibi. Bu eser hakkında ne maksatla yapıldığına dair hiçbir fikrimiz yok. Bu fotoğrafta aynı malzemeden, yani Lidit'ten yapılmış bir bıçak görüyorsunuz. Bıçağın üstünde sap kısmına bir çocuk kafası ve çocuğun boynunun etrafından dolaşan bir göbek kordonu var. Bu da demektir ki bu bıçak göbek kordonunu kesip çocuğun hayatını kurtarmak için kullanılmış. Yakın çekim bir fotoğraf. Anne, çocuk ve göbek kordonu. Bu bir alettir. Bir takım komplikasyonlar olduğunda çocuğun anneyi terk edip dışarı çıkmasını sağlamak için kullanılmış olabilir. O da aynı malzemeden, liditten yapılmıştır. Bu resimde rahim ve dışarı çıkmakta olan çocuk görülmektedir. Ters tarafta ise içeriye sadece baş parmağınızı koyabilirsiniz. Bu demektir ki bu aleti parmaklarınızla kullanabiliyordunuz. Yani güç sarf edemezsiniz. Bu da çocuğun annesini terk etmesine yardım edilmesinin bugünlerde kullandığımız aletlerden daha güvenli olabildiği anlamına gelmektedir. Çünkü modern aletler kullanım sırasında bebeğin kafasına zarar verebilmektedir. Bu uzmanlara göre tıbbi bir alettir. Bu da Lidit'ten yapılmıştır ve kusursuz bir formu vardır. Ve bunlar da diğerleridir. Bu fotoğrafta gösterilenden daha ufaktırlar. Viyana'da malzeme kontrolü yapıldı ve her malzemenin kesinlikle Lidit'ten yapıldığı sonucuna varıldı. Viyana'daki uzman şöyle ekleme yapmış. Bunların nasıl yapıldığını ve kimlerin yaptığını size söyleyemem. Ama kesinlikle söyleyebileceğim tek şey, günümüzde aynı malzemeden aynı aletleri yapamıyoruz. Ne kadar eskiler işte bunu bilmiyoruz. Bu aletler Kolombiya'da bulundukları ve Kolombo öncesi var olan herhangi bir kültürle uyuşmadıkları için bu buluntuların en az 6000 yıldan daha eski olduklarını göz önüne almak zorundayız. Belki 16.000 yıl. Ancak Lidit'ten böyle aletler ve enstrümanlar yapabilmek için ne tür bir teknoloji kullandıklarını hala açıklayamıyoruz. Görüyorsunuz, her parça büyüklüğü her ne olursa olsun her tür ele aynen uyabilmektedir. Her enstrüman, her alet bunları kullanan ellere aynen uymaktadır. İşte toplu halde araçlar. Kusursuz yapılmış ve yine aynı malzeme, lidit. Ve garip olan şu, eğer bu çok zor malzemeden böyle mükemmel heykelcikler yapabildilerse neden insan yüzünü büyük yuvarlak gözlerle, küçük bir burunla ve kocaman bir ağızla gösteriyorlardı? Bunun için mantıklı bir açıklama bulamıyoruz. Bu yüz biraz Paskalya adasındaki büyük taş heykeller, yani Moai'ler gibi gözükmektedir. Burada ise yakın çekim bir görüntü var. Bu da Kolombiya'dan, yine liditten yapılmış bir parçadır. Ön tarafta bebeğini tutan anneyi, arka tarafta ise muhtemelen avcılık için zırhını kuşanmış bir adamı görüyoruz. Bu taş heykelcik Kolombiya'da keşfedildi. Tamamen Paskalya adasındaki Moai heykellerine benzemektedir. Ancak sadece yaklaşık 30 santimetre büyüklüğündedir. Bu bir başka taş yapım ustalığıdır. Her iki tarafında bir kuş gösterilmektedir, fakat ön taraftan bakarsanız bu iki kuşun bir yüz olduğunu görebilirsiniz. Sol tarafta kuşun kafası ile kanatları, arkasında dünyanın her tarafındaki taşlarda bulduğumuz bilinmeyen yazıyı gene görüyoruz. Bu bir çocuğu tutan annedir. Çok garip bir yüzü var. Malzemesi bir tür yeşimdir. Kolombiya'dan bir armadilloyu gösteren başka bir taş. Armadillo işte bu hayvandır. Armadillonun üstünde uzun kulaklı ve tepesinde iki boynuz olan tuhaf bir suratı görebilirsiniz. Başka bir konuya geçiyoruz. Devlere. Bazılarınız internette Hindistan, Çin ve diğer yerlerde bulunmuş dev iskeletlerin bazı resimlerini ve fotoğraflarını görmüş olabilir. Bu fotoğrafların çoğu Photoshop yazılımını göstermek için yapılmış yarışmacı fotoğraflardır. Yani sahtedir. Ama şimdi size göstereceğim şu fotoğraflar kesinlikle bir Photoshop rekabetinden gelmemiştir. Bu fotoğraflar gerçek kafataslarına ve iskeletlere aittirler. Bu kafatası Kolombiya'da yer altında bir tünel sisteminde bulundu. Kafatası 11.000 yıl öncesine tarihlendirilmektedir. Normal bir kafatasından daha büyüktür ve çenenin ön dişleri bizim dişlerimize göre farklı bir şekilde sıralanmıştır. Anunnakilerle ilgili birçok söylence vardır. Bunlardan biri de kafatasların büyüklükleri ve onları farklılaştıran bir başka şey daha var. Boyları en az 2,5 metre ya da 2 metre 80 santim uzunluğunda falandır. Onların çok büyük, çok güçlü ve söylenen boydan daha büyük oldukları belirtilir. Bu kafatasları ve kemikler Klaus Dona'nın bahsettiği 2,6 metre ile tamamen uyuşuyor. Klaus Dona çok belirgin bir alt çene hattından söz ediyor. Malta'daki La Valletta'da bir müzede çekilen eski bir fotoğraf görüyorsunuz. Fotoğraf birkaç tane uzun kafatasını gösteriyor ve açıklaması ise deforme olmuş kafatasları. Ancak bunlar çok gerilere uzanıyor. Bu nasıl bir kafatası, nasıl deforme olmuş? Çok fazla tuhaf kafataslarından biri de budur. Bunlar Peru'nun Ica kentindeki küçük bir müzede sergileniyor. Ica kenti ünlü Nazca çizgilerinin yakınlarında yer alır ve müze tüm hayatını Nazca çizgilerini araştırmaya adamış olan Alman kadın arkeolog Maria Reiche'nin adıyla Museo Maria Reiche diye isimlendirilmiştir. Tümü bu Nazca çizgilerine yakın bölgede bulunmuştur. Dünyadaki en tuhaf kafataslarını bu müzede görebiliriz. Öyleyse soru şudur, orada ne tür insanlar yaşıyordu? Ve bu kafatası biçimini nasıl edindiler? Ve işte içlerinden özel biri. Doktorlar ve uzmanlar böyle türden bir kafatası yaratmanın mümkün olmadığını, çünkü deformasyon boyunca kafatası üzerinde çifte kemik malzemesi elde edilmediğini kesin bir dille söylüyorlar ve bu kafatasında deri ile saç bile mevcuttur. Sanırım kafatasına bir tarihlendirme testi ve özellikle de bir DNA analizi yapmak zor olmasa gerek. Ama yapılmıyor. Belki yapıldı ama sonuçlar söylenmiyor. Bu resimde sizlere devlere ait bazı efsanevi iskelet formları gösteriyorum. 1964 yılında Ekvador'un güneyinde Loja eyaletinde bir dağ platformunun bir kısmı yıkıldı ve hastanelerde rahip olarak çalışan Peder Carlos Vaca bu bölgeye çağrıldı. O da bir devin kırık kemiklerini buldu. Artık bu konuda yorumları size bırakıyorum. Şimdi şahsen benim için en önemli bulgulardan birine geçelim isterseniz. Genetik disk. Bu olağanüstü arkeolojik keşif, modern bilim insanlarının yalnızca mikroskoplar aracılığıyla gözlemleyebildikleri objeleri ve süreçleri betimliyor. Kulağa inanılmaz gelse de genetik disk insan embriyosunun oluşumunu ve gelişimini anlatıyor. Bunun yanı sıra görseller arasında insan kafasının gerçekten tuhaf bir versiyonu bulunuyor. Bu disk inanılmaz güçlü bir materyalden yapılmış. Bu maddenin nasıl üretildiğini hiç kimse bilmiyor. Çünkü teorik olarak antik bir toplumun bu materyali kullanabilmesi imkansız. Bu diskin çapı 27 santimetredir. Diskin üzerinde normalde mikroskopla görebileceğiniz birkaç şey gösterilmektedir. Örneğin spermlenmiş ve spermsiz birer insan yumurtası görüyoruz. Sağ tarafta ise bir takım spermler görüyoruz. Sonrasında ise açıklayamadığımız çok garip temsiller bulunmakta. Ancak burada İsveçli bir fotoğrafçı tarafından bir kadının içerisinden çekilmiş mikroskopik bir fotoğraf görüyoruz. Ve spermsiz ve spermli yumurtanın bu genetik diskteki gibi göründüklerini hemen fark ediyoruz. Ters tarafta üstte çeşitli büyüklük ve yaşta olup en sonunda küçük bir çocuk gibi görünen birkaç cenin temsili bulunmaktadır. Ayrıca levhanın en sonunda kadın ve erkek görüyorsunuz. Bir de sağ tarafta kadın, erkek ve çocuk temsili görüyoruz. Fakat tuhaf olan şey kafaların farklılığı. Evet değerli takipçilerim, bu tip artifact denilen tuhaf eserler hakkındaki videolara devam edeceğim. Birileri bize klasik tarihi empoze etse de ben ısrarla bize anlatılan hikayenin gerçeklerden ne kadar uzak olduğunu göstermeye çalışacağım. Adımız komplocuya çıksa bile umursamıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sağlıcakla kalın. Ayhan Çakmur.